Eşkenar üçgen olduğuna göre bütün iç açılar 60'ar derecedir. Sonra bakıyorum buradan. 60'ın karşısında kök 3 varmış. 30'un karşısında 1 vardır. 90'ın karşısında 2 vardır. Eşit parçalı olduğu için bu da 2 olur. Bir kenar 4 birim olduğuna göre bütün kenarlar 4 birim olmak zorunda. X buradan 3 birim bulunur. Eşkenar üçgen olduğuna göre köşeden tam ortaya gelen uzunluk dik olur. Burası açıortay olduğuna göre 45-45 diye böler. Zaten bak tam ortaya geldiğine göre buradaki açılar da 30-30 diye bölünür. Sonra bakıyorum iki tane iç açıyı toplarsam komşu olmayan bir dış açıyı verecekti. Bu açı ne olur? 75 derece olur diyoruz. Eşkenar üçgen verdiyse biliyoruz ki bütün köşeler 60'ar derecedir. Sonra 30-60-90 üçgenlerine bakıyorum. 60'ın karşısında kök 3 var. 30'un karşısında 1 olur. 90'ın karşısında 2 olur. Yine 30'un karşısında 2 varsa 90'ın karşısında 4 olur. Bir kenarı ne buldum? 5 buldum. O zaman bu kenar da 5 birim olmak zorunda. O zaman x buradan kaç birim olur? 3 birim olur diyoruz. Bu soruda bakın yine katlanan kısmı tekrar açtığımı düşünecek olursam şu şekilde. Şu iki parça birbirine eşitti. Zaten C üssü D uzunluğu da AE'yi de eşit vermiş. Burası dik olur katlandığı için. Zaten bu köşe 60 dereceydi. Hani şuralarda zaten 60-60 olacak. Buralarda 30-30 olmak zorunda. Yani ben x'i buraya taşımış oldum. Sonra bakıyorum burada. 30'un karşısında A olsun. 90'ın karşısında ne olur? 2A olur. Zaten bu da A'ydı. O zaman burası da A oldu. Toplam 3A var. Zaten bir kenarımız 12'ymiş. 3A 12 ise A'yı ben buradan 4 bulurum. Bizden x eşittir 2A'yı soruyor. O da ne yapar? 8 birim yapar. Eşkenar üçgen bütün iç açılar 60'ar derece. Bakıyorum 60'ın karşısında 3 kök 3 var. 30'un karşısında ne olur? 3 olur. Aynı şekilde 60'ın karşısında 2 kök 3 var. 30'un karşısında 2 olur. 90'ın karşısında 4 olur. Bir kenar 7 birim oldu. O zaman bütün kenarlar 7 birim. O zaman x buradan 5 birim olur diyoruz. Bir kenar 8 birim. Eşkenar üçgen vermiş. O zaman bütün kenarlar 8 birim. O zaman 4-4 diye böler. Bütün iç açılarda 60'ar dereceydi. 90'ın karşısında 4 var, 30'un karşısında 2 olur. 90'ın karşısında 6 var, 30'un karşısında 3 olur. Bir kenarın 8 birim olması için bakıyorum 2 var, 3 var, 5. O zaman x buradan ne olur? 3 birim olur diyoruz. Bu tarz sorularda bakın buralardan paralel çizilerek de bulunabilir. Hani şurada bir dikdörtgen oluşur. Yani o şekilde de bulabilirsiniz. Fakat eğer bir dörtgende iki tane açı 60'ar derece verilmişse bunu eşkenara tamamlarsanız daha kolay olur. Bakın şöyle eşkenara tamamladım. 60 var 60 var o zaman ne olur? Bu da 60 olur. O zaman burası 30 oldu. Bakıyoruz şimdi 30 derecenin karşısında A varsa 90 derecenin karşısında 2A vardır. Bir kenar 2A artı 5 oldu. Aynı zamanda diğer kenar da birbirine eşit oldu. Yani A artı 9'a eşit oldu. O zaman A'yı buradan 4 birim bulurum. Getirir yerine yazarsam 4. Bir kenar ne oldu? 13 oldu. O zaman X de 13 birim bulunmuş olur. Eşkenar üçgen şeklindeki kağıdı bakın. B boyunca kestiğimde şekil 2'deki gibi oluyormuş. Yani 45 derecelik açı yapıyormuş. Eşkenar üçgen olduğuna göre zaten bu açı 60 dereceydi. Bize kaç birim kesilmiştir diye soruyor. Dik çekersem buradan 90'ın karşısında 2 var, 30'un karşısında 1 var, 60'ın karşısında kök 3 var. 45-45-90 üçgeni oldu. 45'in karşısında kök 3 varsa 90'ın karşısında kök 2 katı yani kök 6 birim olur. O zaman bu kağıt kök 6 birim kesilmiş olur diyoruz. Çocuğun trafik levhası, kedi ve sokak lambasının olan uzaklıkları yani bu üçgensel bölge bir eşkenar üçgensel bir bölge oluşturuyormuş. Yani şurası bir eşkenar üçgen olacak. Bakın şuradaki parçalar birer eşkenar üçgenmiş. O zaman buradan şöyle bir dikme çizecek olursam şu şekilde bir dikme çizecek olursam tamamı 8 birimdi. 4-4 diye böler. O zaman buraya 1 kaldı. 8 ise yüksekliğimizde 4 kök 3 oldu. Bana çocuğun kediye olan uzaklığını soruyor. O zaman şurada bir Pisagor bağıntısı yaparız. Yani x diyelim buna. 4 kök 3'ün karesiyle 1'in karesini toplarsam x kareyi verecek. Burası zaten ne yapıyor? 48 birim yapıyor. Burası da 1 yapıyor. X kare 49 ise
x buradan 7 birim bulun.